Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, oruç zararlı mıdır diye soracağız bugün. Çünkü öyle söyleyenler var. Oruç tutmak insan sağlığına, vücuduna zararlıdır diyerek Ramazan-ı Şerif gelince veya yaklaşınca bir takım insanlar peyda oluyor. İşte bazıları bunların işte doktor oluyor, bazıları işte doktorlardan duyduk ki falan diye başlıyor. Dolayısıyla onu sormak istiyoruz. Yani oruç insan sağlığına zararlı mıdır veya faydalı mıdır? Mustafa Bey, bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde oruç tutunuz sıhhat bulunuz. Bu kesin ve net. Sağlık bulunuz yani. Evet. Sıhhat, sağlık demek. Sağlık bulunuz. Oruç tutunuz ve sağlıklı olunuz, sıhhat bulunuz buyuruyor. Biz de daha önce TGRT'de program yapan Cevat Babına vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Profesör. Evet, profesör, doktor, kendisi doktor. Doktor, hekim. Bir zamanlar işte TGRT'ye gelmeden önce bir Ramazan-ı Şerif'te bir kanalda bir doktor işte oruç zararlıdır diyormuş. Ben de yayına bağlanmak istedim dedi. Defalarca dedi bağlanmak istedim fakat beni bağlamadılar dedi. Demek ki içinde ukde kalmış, imanı da var ki rahatsız etmiş. Allah-u Teala da tekerretti, ona program yapmayı ihsan etti. Ve o bir şey anlattı. Dedi ki, Türkiye'deki doktorların çoğu Batı kültürüne endeksli oldukları için dedi, oradan aldıklarını dedi, olduğu gibi oruca da uyguluyorlar dedi. Açlık insan vücuduna zararlıdır dedi. Bunlar dedi, yani Batılılar bunun üzerinde, aç insan üzerinde deney yapmışlar dedi. Türkiye'deki bazıları da dedi, oruçta aç olunca dedi, aynısıdır diyorlar dedi. Öyle değil dedi. Nasıl aradaki fark neymiş? Nasıl değil dedi. Şimdi aç insanda beyin devamlı surette dedi, mideye ben yiyecek arıyorum. Ve o telaş içerisinde vücut. Bulduğum anda yerim. Evet. Bunun için dedi, vücut mide dedi, müteyakkız yani. Hareket halinde bulunur. Salgı yayınlar. Bu salgı zararlıdır dedi. Aç midede midenin yayınlamış olduğu o salgı yayına zararlıdır. Dedim oruçta bak dedi. Oruçta sahur vaktinde imsakta beyin, mide, bağırsak ve iç organlara dedi sinyal gönderir. Talimat verir açıkçası dedi. Yarın güneş batana kadar yiyecek, içecek yani ne su ne yiyecek hiçbir şey gelmeyecek. Bu talimatı alan iç organlar, mide, bağırsaklar, böbrek, karaciğer, bütün bunlar dedi, kapıları kapatır, kendilerini dedi tamire geçer. Bunun için dedi oruç dedi zararlı değil, faydalıdır. Tıbben böyledir dedi bu. Yani artık asit salgılamaktan vazgeçiyor mide. Tabii asit salgılamıyor. Evet. Diyor ki ya, güneş batana kadar diyor bana yiyecek içecek gelmeyecek. Evet. Ve bunun için dedi geçiyor. Tamirata geçiyor. Dinlenmeye geçiyor evet. Ve tamir ediyor kendisini. Evet, tamir ediyor. Ve kitaplarda da buyuruyor ki oruç tutmak mide rahatsızlığına sebep olmadığı gibi aksine midenin sıhhati için çok faydalıdır. Bu husus doktorlar tarafından kesin bir şekilde ispat edilmiştir. Yabancı dillerde mütehassıs doktorlar tarafından yazılmış tıp kitaplarında birçok hastalıkların perhiz yapmakla tedavi edilecekleri yahut perhiz yaparak tedavinin kolaylaşacağını bildirmişlerdir. Oruç, durmadan çalışan mide ile beraber bütün sindirim sisteminin istirahate, dinlenmesine sevk edilmesi ve insan vücudunun bir tasfiyeye tabi tutulmasıdır. Böylece sindirim sistemi dinlendirilmiş oluyor. Rahatlamış oluyor. İnsanlarda en çok görülen rahatsızlık sindirim bozukluğudur. Bu hal şişmanlık, kalp, damar, şeker hastalıklarına ve tansiyon yüksekliğine sebep olmaktadır. Oruç, bütün bu hastalıklara karşı koruyuculuk vazifesi yaptığı gibi bir de tedavi vasıtası olmaktadır. Oruç tutan güçlü bir irade kuvvette kazanır. Psikolojisi de düzeliyor yani.
Tabii iradesi de kuvvetleniyor. İradesi de kuvvetleniyor. Mesela ben bu işi yapmayacağım. Ya yapsam mı yapmasam mı değil. Oruç tutan bir kimse imsakta tak diye kapatıyor. Yemeyeceğim diyor. İçmeyeceğim. Yesem mi yemesem mi değil. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Güneş batana kadar. Sallanıyor, uykusuz kalıyor, şu oluyor, bu oluyor ama yemiyor. Ne yaptı? Mesela yaz günlerine denk geldiği zaman 17-18 saat değil mi? Yani. 17-18 saat. Tabii, tabii. Yani bu bir ay böyle devam edince bu kimse ileride herhangi bir konu hakkında ben bu işi yapmayacağım dedi. Nefs ve şeytan yapma. Yok dedi yapmayacağım. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak suretiyle bunun iradesi kuvvetlendi. Dayanabiliyor. Ama böyle bir kendisini kuvvetlendirecek bir egzersiz, bir alıştırma olmamış olsaydı bu kimse ya yapmayacağım dedim ama yapıvereyim ya ne olacak vazgeçer. Gevşek olurdu yani. Gevşek olur. Aynen olur. Tabii gevşek olur. Evet. Ayrıca deniyor ki oruç vücuttaki karbonhidrat, protein ve bilhassa yağ depolarının harekete geçirilmesini sağlar. Ya bugün diyetisyenler falan da bir sürü böyle şey yapıyorlar. Şunu yersen, şunu yaparsan, bunu yaparsan falan şöyle olur da böyle olur. Vücuttaki yağları eritmek lazım da işte kullanmak oruç lazım. Oruç azı bunu yapıyor. Evet. Oruç sayesinde madde süzmekten kurtulan böbrekler dinlenme ve tamir, yenilenme imkanı bulurlar. Durmadan gönder. Bıkıyor yani. Yani yeter. Yoruluyor. Oruç tutmak zamanı kameri aylara göre, yani göktekilerin hareketine göre tayin edildiğinden her sene şemsi yani güneş sene hesabıyla önceki seneye göre 10-11 gün evvel gelir. Bu sebepten yaklaşık 33 sene içinde her mevsimde oruç tutmak mümkün olmaktadır. Doğru. Evet. Kışın soğukta, yazın sıcakta ikisinde de aynı şekilde iradeni kuvvetlendiriyorsun. Çünkü soğukta da üşüyorsun. Doğru. Değil mi? Ona karşı direnç, kuvvet kazandırıyor. Oruç tutmanın güç olduğu yerlerde oruçlarını bozmayanlara daha çok sevap verilir. Mazeretsiz açıkça oruç yiyen bu aya hürmet etmemiş olur. Allah Teala bildiğini kuldan niye saklayalım? O cahillerin uydurduğu palavradır, ona inanılmaz. Oruç insan sağlığı için her bakımdan faydalıdır. Yani tıp da bugün samimi olan doktorlar da diyor ki her bakımdan ama. Yani iradesini kuvvetlendiriyor, ondan sonra ne bileyim nefis muhasebesi yapıyor, manevi faydaları da var. Bu maddi faydaları. Zira oruç tutanlarda gündüz kan hacminin, doku suyunun azaldığı ve sonuçta minima, küçük tansiyonun düştüğü, kalbin rahatladığı tetkikler sonuç anlaşılmıştır. Oruç tutan kişinin sinir sistemi de bir rahatlama içindedir. Bir ibadetini yerine getirme mutluluğu, gerginlikleri, sıkıntıları azaltır, hatta yok eder. Şimdi hem Müslümanım diyorsun, hem Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiyorsun. Bu seni hani halk arasında ikicikli bırakır yani. İki şeyin arasında böyle kalırsın. Bir tabir var ya, kilise ile cami arasındaki beynemaz adam gibi falan. Evet. Ne oraya gidebilir? Ne Müslüman ne Hristiyan olabilirsin. Ne Müslüman ne dinsiz Hristiyan olabilirsin. Hani bir şey anlatırlar. Bir Hristiyan bir kadıncağızın oğlu Müslüman olmuş. Ondan sonra da işte içki içmeye başlamış falan. Oğlum demiş, Hristiyanlığı bıraktı, İsa Aleyhisselam'ı gücendirdi. Şimdi demiş, Müslüman oldun, Muhammed Aleyhisselam'ı gücendirdi. Sen nesin demiş ya, tamam mı? Yani adam gibi adam ol yani. Müslümansan yani, Müslüman ol. Müslüman. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurdukları gibi oruç tuttuğunuz sıhhat bulunuz. Oruçta sıhhat vardır, sağlık vardır, zararlı değildir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka her hastalığı ve belayı def eder. Hace-i Ahrar buyuruyor ki, bütün iyi halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehli sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehli sünnet itikadıyla süsleseler hiç üzülmem. Hace-i Ahrar'ın zahirde piri var iken Yakub-i Çerhi Abdülhalik Gonçdüvani'nin
Kuddise sırruh, ruhaniyetinden istifade ederek de üveysi oldu. Harikaların fazla zuhura gelmesi, eftaliyete delalet eylemez, eftal olmayı göstermez. Harikaların eftal olanı, zat, sıfat ve ef'al-i vacibeye taalluk eden ulumdur. Allahü Teala'yı bilmektir. Hataralardan kurtulmak ve vesveseleri kovmak, tarikayı hacegânda, hacegân yolunda çok kolay olur. Hataraların def'inden murat, matluba teveccühe mani olan hataralar, zararlı düşüncelerdir. Yoksa her hatara değildir, diye Hace-i Ahrar buyurmuştur. Havf, korku, gençlikte, reca, ümit, ihtiyarlıkta çok olmak lazımdır. Havf, korku zamanında, Li-İlâfi suresini okumalıdır. Allah! Ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyin ümmiyi ve ala Seyyidina Muhammedin illezî câ'e bilhaqqil mübîn ve erseltehu rahmeten lil âlemîn. Üçüncü cilt, 35. mektup. Bu mektup Mirza Menû Cehre yazılmış olup nasihat vermektedir. Yavrum, gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi ilm öğrenilecek, ibadet yapılacak en kârlı zaman da gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda İslamiyetin bir emrini yerine getirmek ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip, yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki, ancak Allahü Teala bilir. Çünkü, maniler karşısında, ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı, o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan maniler arasında ibadet ediyor. Melekler ise mani olmadan emre itaat ediyor. Gençlik arzuları Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. İslamiyete uygun şeyler ise Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren hakiki sahibi gazaba getirmek akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir. Allahü Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip nefse, şeytana ve zındıkların yani Müslüman ismini taşıyan din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan muhafaza buyursun. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri Hazreti Talha bin Ubeydullah Şam'daki rahip ve müjdelenen peygambere iman.
Talha bin Ubeydullah ile Zübeyr bin Avvam cennette komşularımdır. Peygamberlerden sonra insanların en üstünlerini ve o üstünlerinde en büyüklerinden birini daha anlatacağız bu bölümümüzde. Daha 11 yaşındayken Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh vesile olmasıyla Müslüman olan bir büyükten söz edeceğiz. Ömrünü, malını, canını, bütün canların canı olan Efendimiz aleyhisselama feda eden, o güzeller güzelinin birçok iltifatına mazhar olan Hazreti Talha bin Ubeydullah Hazretlerini anlatacağız. Talha bin Ubeydullah bir tacirdir ve sürekli seyahatlerde bulunmaktadır. O yine bu ticareti icabı gittiği Şam taraflarında karşılaşacağı bir kimsenin onu anlatılmaz, akılların ötesinde bir şerefe kavuşturacağından habersiz bir şekilde ticaretini yapmaktayken bir panayırda bir ses duyar. Sesin sahibi bir rahiptir ve şöyle seslenmektedir kalabalığa: "Bugün Mekke'den gelen kimse var mı?" Hazreti Talha merakla yanına yaklaştığı rahibe, "Ben Mekkeliyim," der ve ne olacağını beklemeye koyulur. Rahip büyük bir heyecanla, "Ahmet zuhur etti mi?" diye sorar. Bunun üzerine şaşıran Talha, "Ahmet kimdir?" diye soruya cevap verirken daha bir meraklanır. Talha bin Ubeydullah'ı, Talha bin Ubeydullah Hazretleri radıyallahu anh yapacak olan büyük şerefin, bilinmeyecek yüksekliklere kavuşmasının ilk kilometre taşı, rahibin vereceği cevapla döşenmiş olacaktır. Der ki rahip, "O peygamberlerin sonuncusudur. Onun zuhur edeceği şehir Mekke'dir. O Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur." Bir anda altüst olan Talha, rahipten bazı detay bilgiler alınca şaşkınlığı son raddeye çıkar. Evet, rahip, "O harem-i şeriften çıkarılacak, hurmalık, taşlık ve çorak bir yere hicret edecektir," der. Şam'da bulunan bir rahip bunları nereden bilmektedir ve gelecekten haber verdiği bu husus konusunda nasıl bu kadar emin konuşmaktadır? O zamanlar için Talha bin Ubeydullah'ın bilmediği fakat ehli kitabın çok iyi bildiği, beklediği bir büyük peygamber vardır. Çünkü o beklenen Resul'dür. Peygamberlerin geleceğini müjdelediği, vasıflarını ve geleceği zamanın özelliklerinin Yahudilere Tevrat'ta, Hristiyanlara İncil'de bildirildiği peygamberler peygamberidir. Hem Hristiyanların hem Yahudilerin iyi bildiği hakikatler elbette vardır. İşte bu rahip, bunun için işaret edilen zamanın geldiğini iyi bilmektedir. Çünkü hakiki İncil'de Efendimiz aleyhisselamın müjdesi şöyle bildirilmektedir: Rab tarafından çıkıp gelecek o münhamenna, ki bu ifade Süryanice'de Muhammed demektir. Gelmiş olsaydı o bana şehadet ederdi. Siz de şehadet edersiniz. Çünkü öteden beri benimle birlikte bulunuyorsunuz. Ben bunları size söyledim ki şüpheye düşmeyesiniz ve sürçmeyesiniz. Kur'an-ı Kerim'in Saf suresi 6. ayeti kerimesinde İsa aleyhisselamın bu daveti ve Efendimiz aleyhisselamı müjdelemesi ise şöyle anlatılmaktadır: Hani Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam demişti ki, "Ey İsrail oğulları, ben size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Tevrat'ın tasdik edicisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki, o peygamberin ismi Ahmet'tir."
İşte bunları pek iyi bilen bu rahibin söyledikleriyle, içinde fırtınalar kopan Talha bin Ubeydullah, ticareti, kârı, malı, mülkü unutur. Hemen Mekke'ye gelir. Rahibin söyledikleri kalbinde büyük tesirler bırakan Talha, dostlarına konunun hassasiyetine binaen üstü kapalı bir şekilde sorar. Mekke'de kayda değer bir şey var mı? Bu soru aslında sıradan gibi görünse de onun cevabını aradığı en önemli sorudur bu zamanlarda hayatında. Ve beklenen cevap bir dostundan gelir. Evet, Abdullah'ın oğlu Muhammedül Emin peygamber olarak gönderildiğini açıkladı. Ebu Bekir de ona inandı, tabi oldu. Talha bin Ubeydullah'ın iç dünyasında büyük fırtınalar esmektedir. Sahi, ne kadar da çabuk değişmiştir bir şeyler. Şam'da bu sırada rastladığı rahibin söyledikleri, şimdi ise Mekke'de duydukları. Fakat Hazreti Ebu Bekr ona aleyhisselam tabi oldu ifadesi, onun içini rahatlatacak bir haberdir. Çünkü o, Hazreti Ebu Bekir'i çok sevmektedir. Vakit kaybetmeden, peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan bu yakın dostunu görmeye gider Hazreti Talha. Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olduğunu kendisinden de teyit alınca, büyük sırrını açıklar. Şam'da başından geçen olayı, rahibin haber verdiği şeyleri bir bir anlatır ona. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh, Talha'yı yanına alarak alemlerin efendisinin huzuruna götürür. Hazreti Talha orada Müslüman olurken rahibin söylediklerini Efendimiz aleyhisselama anlatınca sevgililer sevgilisi tebessüm buyurur, tasdik ederler Hazreti Talha bin Ubeydullah'ı ve sonsuz saadet kapısını açan iman nimetinin külfeti. Ruhunu 5 paraya şeytana satmış olan Mekkeli müşrikler, bedenlere pranga vurarak ruhlara hükmedecekleri gibi sefilce bir düşünceyle bu büyük sahabiye de çok eziyet verir, işkencelerin akla gelmeyenlerini tatbik ederler üzerinde. O bütün bu işkenceler karşısında Allah ve Resulünün sevgisiyle kor olmuş bedenine yapılanlara göğüs gerer ve o kâfirlerin bekledikleri sözleri değil, uğruna seve seve şehit olacağı cennetin anahtarı olan kelimeyi tekrar etmekten geri durmaz. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Peki, nerededir konuştuğu zaman mangalda kül bırakmayan akrabalar? En ufak bir sürtüşmede kılıçlarını sıyıran aşiretler, bir kişi için ölüme giden kabileler neden karşı çıkmazlar bu işkencelere? Çünkü onlar hepsi de kâfirdir. Ve Efendimiz aleyhisselamın emir buyurdukları gibi, küfür tek millettir. Değil kabile, değil yakın akraba, herkes tersine döner Hazreti Talha'ya karşı. Çünkü onlar müşriktirler ve onlara göre Talha, atalarının yolundan ayrılmış, nefsine tapmanın işareti olan putlara tapınmayı reddetmiştir. Öyle ki bir gün Hazreti Talha'yı ellerinden bağlayıp işkence için götürdükleri zaman onların ardı sıra yürüyen ve çok kötü sözler söyleyen ve birazdan yapılacak işkenceleri teşvik ve tasdik eden bir kadın vardır ve bu kadın Hazreti Talha'nın annesinden başkası değildir. Yine bir gün Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Talha'yı yakalar müşrikler. İkisini iple bağlayıp yine işkence ederler. Bu zahirde sıkıntı gibi görünen durum, iki büyük sahabi için ileride söylenecek güzel bir tabirin çıkış noktası olur ki, bitişikler manasına gelen karinan diye anılırlar. Fakat küfr elbette gidici olacak, Allah-u Teâlâ nurunu tamamlayacaktır. Sonraki bölümlerimizde kahramanlıklarını, yüksekliğini anlatmaya devam edeceğimiz
Hazreti Talha'ya ve Müslüman olmakla büyük eziyetler çeken diğer eshab-ı kirama elbette gün doğacak, onlar Rıdvanullahi aleyhim ecmain ebediyen batmayacak bir güneşin huzmelerinin en kuvvetli şuaları olacaktır bütün zamanlarda. Müslümanlar iki kısımdır. Havas, alimler ve avam, cahiller. Türkçe Dürr-i Yekta'da diyor ki, avam, sarf ve nahv ve edebiyat ilimlerinin usullerini, kaidelerini bilmeyen kimselerdir. Bunlar fetva kitaplarını anlayamaz. Bunların iman ve ibadet bilgilerini arayıp, sorup, öğrenmeleri farzdır. Alimlerin de sözleri, vaazları ve yazılarıyla önce iman, sonra dinin temeli olan beş ibadeti öğretmeleri farzdır. Zahire ve Tatarhaniye kitaplarında imanın şartlarını ve ehl-i sünnet itikadını öğretmenin her şeyden evvel lazım olduğu bildirilmektedir. İbadetin en üstünü, en kıymetlisi fitne fesat ateşiyle oynamamak ve isyan edenlere, fitne, anarşi çıkaranlara alet olmamak, ehl-i sünnet itikadını öğrenip imanının buna uygun olmasına çalışmaktır. İmanını böyle düzelterek bid'at ehli denilen 72 çeşit bölücü, bozuk inanıştan kurtulduktan sonra ibadetlerde de bid'at işlemekten sakınmalıdır. İslamiyet'in emretmediği şeyleri ibadet zannederek yapmaya ibadette bid'at denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkâm-ı İslamiye denir. Ahkâm-ı İslamiye'ye uymaya ibadet etmek denir. İbadetlerin doğru olarak yapılmasını bildiren dört mezhep vardır. Bunların dördü de haktır, doğrudur. Bu dört mezhep Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebidir. Her Müslümanın bu dört mezhepten birisinin İlmihal kitabını okuyup ibadetlerini bu kitaba uygun yapması lazımdır. Böylece bu mezhebe girmiş olur. Bu dört mezhepten birine girmeyen kimseye mezhepsiz denir. Mezhepsiz olan ehli sünnet değildir. Ehli sünnet olmayan da ya bid'at ehlidir yahut kafirdir. İslamiyete uyan bir kimse dünyada da rahat ve mesut yaşar, herkese iyilik eder. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için faydalı şeyleri yapmalarını emretmiştir. Bu emirlere farz denir. Zararlı şeyleri yasak etmiştir. Bunlara haram denir. Farzların ve haramların hepsine ahkâm-ı İslamiye denir. Dinler Allahü Teala'nın kullarına rahmetidir, ihsanıdır. Dinlere inanan ve uyan dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın ihsanına kavuşur, mes'ud olur. İnanmayan aklıyla faydalı olduğunu anlayarak dünya işlerinde uyarsa yalnız dünyada mes'ud, rahat yaşar. Şimdi Avrupalıların bir kısmı bunun için rahat ve mes'ud yaşamakta, İslamiyete uymayan Müslümanlar zelil, hakir yaşamaktadır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı, Hudut ilçemiz İpsala'nın ilçe merkezinde bir caminin avlusundan sesleniyorum. Bu cami Alaca Mustafa Paşa Camii. Tarihi bir camidir. Yapılışı hususunda bendeniz, gerçi buradaki İl Kültür Müdürlüğü'nün, Edirne İl Kültür Müdürlüğü'nün sitelerinde de
net bir tarihe rastlayamadık. Yapılış tarihini bilmiyoruz ama herhalde 1400'lü yıllardan önceki bir tarihte yapılmıştır. Alaca Mustafa Paşa da Gazi Süleyman Paşa rahmetlinin şehit olmasından önce onunla beraber Avrupa fütühatının besmelesini çektikleri bir yer. Bismillahirrahmanirrahim diye denize sallarını saldılar. O sallarla geçen insanlar da geçtiler karşıda. Bugün Gelibolu'da azaplar namazgahı denilen yerde sabah namazlarında böylece kıldılar ve Avrupa'ya ilk adımı attılar. Tabii bu büyüme Osmanlı Devleti için çok önemliydi. Böylece bir üçüncü denize de ulaşmış oldular. Yine böylece Bizans'ı çevirdikleri hilalin ağzı artık biraz daha daralmaya başlamıştı. Fütuhat hızla devam etti. Gazi Süleyman Paşa, Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin, bir tatbikat esnasında atından düşerek şehit oldu. İşte onun mahiyetinde çalışan, emrinde çalışan Alaca Mustafa Paşa, daha sonraki yıllarda da bu bölgenin 1. Murat Han zamanında, çünkü Süleyman Paşa vefat edince Orhan Gazi'nin vefatıyla beraber yerine o geçecekti. O geçemedi. 1. Murat Han'a sıra gelmiş oldu. Murad-ı Hüdavendigâr Trakya'nın fethinde Süleyman Paşa'dan sonra en çok emeği olanlardan birisidir. Tabii burada idarecilik de verilmiştir kendilerine. Bu akınlar esnasında elbette ki ganimetlerden aldıkları payların da beşte biri savaşçılara ve komutanlarına verilirdi. Beşte biri fakir fukaraya verilirdi. Osmanlı bu ganimeti gittiği memleketlerdeki insanları soymak için almazdı. Savaşın tazminatı olarak alırdı. Çünkü hiçbir zaman Osmanlı durup durduğu yerde bir yerde fethe gitmemiştir. İlla ki problem çıkaran komşularını sözle sünnet-i seniye uygun olarak 3 defa elçi göndererek ikaz etmiştir. Bu meseleyi halledelim, biz sizden zarar görüyoruz diye. Ama onlar da uymadılarsa 1, 2, 3, 3'ten sonra artık savaş gerekiyordu. Bu savaşta Bizans'ın Orhan Gazi'nin oğlu Halil Bey'i İzmit Körfezi'nde bir gün baskınla kaçırarak ta Foça, korsanlarınca Foça'ya götürülmesi neticesinde Bizans İmparatorluğu Osmanlı'ya karşı düşmanlığını tam olarak ortaya koymuştu. Dolayısıyla bunlara bir ders vermek icap ediyordu. Orhan Gazi'de oğlu Süleyman Paşa'yı bu konuda bilgilendirdi, ayrıca da görevlendirdi. Süleyman Paşa o dönemlerde babasının ayrıca veziriydi. Yani babası adına da karar verebilecek konumdaydı. Genç yaşta çok kahraman bir insandı. Genç yaşta şehiden vefat etti. Ondan sonra yerine geçen Murad-ı Hüdavendigâr da bu fütuhatı ta Pınarhisar dahil, Vize Pınarhisar'dan itibaren Edirne'ye kadar, Kırklareli dahil Edirne'ye kadar ulaştırmıştır. Allah Teala onlara gani gani rahmet eylesin. Bunların hepsi de savaş yolunda vefat etmiş insanlardır. Gerek Evrenos Gazi 100 yaşını geçmiş vaziyette, İpsala'nın fatihi olan Evrenos Gazi 1417'ye kadar o savaştan o savaşa 105-110 yaşlarında bir insan düşünün efendim. Yani at üzerinde durmak bırakın. 110 yaşta bir insan şimdi yolda doğru dürüst, desteksiz, yardımcısız yürüyemiyor. Bu insanlar peki ne yapıyorlardı, ne yiyorlardı, ne içiyorlardı? Yani çok mu vitamin alıyorlardı, çok mu organik besleniyor? Hayır. Bunların kalpleri esas ihlasla organik besleniyordu. Kalpleri besleniyordu. İşte o kalbi taşıyan vücut artık hiçbir engel tanımıyordu. Alaca Mustafa Paşa da bunlardan birisiydi. Sicilli Osmani denilen Mehmet Süreyya Bey'in kaleme aldığı 25 binden ziyade Osmanlı Paşası'nın, devlet adamının, ilim adamının, şeyhinin isimlerinin ve özgeçmişlerinin, kısa özgeçmişlerinin bulunduğu Sicilli Osmani'de Alaca Mustafa Paşa'yı çok aradım. Alaca diye aradım, Mustafa Paşa diye aradım. Yok, yok, yok.
Yani ilgililer bir yardımcı olurlarsa, çünkü İpsala'daki idarecilerimiz de, buradaki görevli kardeşlerimiz de bu Mustafa Paşa'yı gelenlere anlatamıyoruz. Turistlere bu konuda bilgi veremiyoruz. Hiç olmazsa kim olduğunu söyleyelim. Bir adı belli ama nasıl bir kimse olduğu belli değil. Bu camiyi o yaptırmış. Hayrat olarak yaptırmış. Bu caminin yanında bir de imaretinin olması lazım. Yani fakir fukaraya yemek pişirilecek bir imaretin olması lazım. Burada Murad-ı Hüdavendigar'ın da yaptırdığı iki tane cami var ama yerinde yerler esiyor. Bulamıyoruz onları. Alaca Mustafa Paşa kalmış, ötekiler ise hakile yeksan olmuş. Bir kervansaray var, onun da kalıntısına bundan sonraki programlarımıza bir uğrayıp da sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. Tek minareli bir camidir. Caminin minaresi kesme taştan yapılmıştır. Caminin kaidesi, kara kaidesi ta kubbenin alt hizasına, kubbe kasla hizasına kadar da kaide devam etmiş. Ondan sonra gövdesi, sonra şerefesi, ondan sonra da külah kısmıyla beraber alemi de bir yıldırım düşmesine herhalde yere düştü. Şimdi alemi yok. Vakıflarımız herhalde buraya bir alem taktırır. Şimdi burada insanlar bir araya gelseler, bu alemin parasını çıkarıp ceplerinden verseler, alemi alsalar, getirseler, ustayı da taktırsalar, 3 seneden başlar cezası. Niye efendim? Tarihi tescilli efendim. Buna el sürülür mü? Hadi yaptırın. Bu kadar turist geliyor Yunanistan burnumuzun dibinde. Geliyor camiyi geziyor. Sizin bu caminizin özelliği ne diyor? Hilal niye yok diyor. Hilal şimdi Türk'ün bayrağının bir timsalidir, örneğidir. Bunun olması lazım burada. Hele hele böyle yerde olması lazım. Biz şimdi bunu geçiştirip de ya hele bir takarız bakalım, durun bakalım falan, olmaz bu. Efendim cami güzel restore edilmiş. Bahçe duvarları, avlu duvarı, avlusu var. Ama avlusu bu kadar mıydı? Ben bu kadardan fazla olduğunu zannediyorum. Önünden geçen şu yolda avluya dahildir. Bu caminin kıble tarafı da gene yola gitmiş. Orada da bir haziresinin, yani şöyle 40, 50, 30 neyse bir kabrin olması lazım. Maalesef o kabrin olduğu yerlere biz büfeler koymuşuz, otopark koymuşuz falan filan. Yok onlar yani. Zaman içerisinde gitmiş. Bunlar da şu duvarlarda, evet, tarihi bir hava verilmiş. Son zamanlarda yapılan bir restore. Ha, bunu yapanlara da teşekkür ediyoruz. Ne yapsınlar? Yani oraya küsüp de bizim bu hazire gitti, avlu gitti, kardeşim virane gibi kalsın dememişler. İyi yapmışlar. Şimdi caminin bir son cemaat yeri var. Eskiden bu son cemaat yerinin kubbeli olması lazım. Şimdi maalesef orası çatı şeklinde bir düzlük olarak bırakılmış. Ancak kıbleye doğru döndüğümüzde, yani benim şimdi sağ elim hizası, kıbleye doğru dönsem sol elim hizası da köşede son cemaat yerinin bir tek sütunu kalmış. Sütunun kaidesi, altlığı da sonradan yapılmış restorasyonda. Tepesindeki sütun başlığı da sonradan yapılmış. Ama ortadaki sütun Alaca Mustafa Paşa'nın hayratıdır. Sonra da son cemaat yerini kapatmışlar. Burası son cemaat yeri değildi, kapalı değildi. O sütundan başka burada 3 tane daha sütun olması lazımdı. Bu köşede de olacak, burada da olacak, burada da olacak. Nerede? Yok. Son cemaatler Osmanlı'da açıktı. Efendim kar oluyor, kış oluyor. Gel kardeşim vaktinde gel. Caminin içerisi kapalı, kuytu ne güzel, sıcacık, kıl namazını. Sonra geliyorsun. Diyeceksiniz ki ya ne yapsın şimdi? Buranın görevlisi mecbure burayı sabahtan akşama kadar beklemesi lazım. Aksi halde beklemezse herhangi bir beklenmeyen bir eşya kaybı falan olur. Bu kimse de devlet mesuliyeti taşıyor. Ne yapsın? Kilitliyor. Kilitleyince de yolcusu, misafiri, garibi, gurebası namaz kılacak yer arıyor. Bazen öyle oluyor ki bizim başımıza bu çok geliyor. Bazen orada kapalı oluyor, şu kapıda kapalı oluyor. Ben seriyorum pardüsümü, montumu neyse, caminin avlusunda kıblede kesin belli olduğu için orada namazımı kılıyorum. O da uymuyor. Niye böyle olduk biz? Camilerden bunları niye götürüyoruz? Hayrını mı göreceğiz? Görmeyecek. Bu dünyada da hayrını görmeyecek. Öbür tarafta zaten onun cezasını çekecek çektiği kadar. Şimdi girelim de efendim. Taş kapısı fena değil. Üzerinde kitabe falan kalmamış. Onun da malum 1920'li yıllarda, 1919'un 15 Mayıs'ında İzmir'e çıkan Yunan kuvvetleri oralarda birçok zulmü irtikap ettiler, yaptılar.
Ondan sonra da Ege bölgesine yayılmaya başladılar. Sonra da Mudanya'yı bulup Mudanya'dan gemilerle Tekirdağ'a geçtiler. Tekirdağ'da bir istihkam bölüğümüzü Tekirdağ sokaklarında hepsini şehit ettiler. Oluk gibi kan aktı. Kendileri de kaybettiler. Ondan sonra da o bölgede olan bizim kolordumuz maalesef İstanbul'a doğru değil, Bulgaristan'a doğru çekilerek Edirne'de Bulgar hududuna vardı ve Bulgaristan'a rica ettik. İşte İttihatçıların bu memlekete getirdiği nakiseler efendim. 400 yıl bizim idaremize çalışan Bulgaristan'a ne olur bizi kabul edin, Yunan'a esir düşmeyelim diye bir kolordumuz o huduttan içeri girdi, misafir edildi. Ne oldu? Esir oldular yani. Yunan'a olmadı, Bulgar'a olmuş oldu. İşte öyle bir zamanda buraya gelen Yunanlılar, hele bu bölgede Keşan olsun, efendim İpsala olsun, Uzunköprü olsun, buraların adlarını Yunanca'ya çevirdiler. Nasıl olsa artık geldik, kalıyoruz canım. İstanbul'a da bir şey kalmadı şurada. Bir çeyrek kaldı, bir çeyrek sonra İstanbul'da alırız dediler ama 500 senedir ağlıyorlar, İstanbul'u alacakları yok. Bir 500 sene daha ağlayacaklardır. Öyle ağlamayla, lafla, sözle İstanbul alınsaydı bu İstanbul'u çok kimse alırdı. 41 defa İstanbul'u muhasara etmişler. Osmanlı 7 defa muhasara etmiş. Osmanlı'nın 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet Han 7. muhasarada bu avını düşürmesini becermiştir. Öyle herkese İstanbul almak nasip olmaz. Geçelim caminin içine efendim. Şimdi son cemaat yerine girdik. Yunan işgalini orada birazcık söyledim. Yunan işgal ettiği bu ilçelerimizde, tabii Ege bölgesinde de, ta Denizli'ye kadar olan bölgede de aynı suçu irtikap ettiler, işlediler. Tarihi eserlerin cami olsun, kervansaray olsun, kitabelerini belki gittiğim memleketimde para eder diye taşları kasaturalarla söktüler, götürdüler. Baba Eski'de de öyle, Lüleburgaz'da da öyle, Hafsa'da da öyle. Burada da bakınız kitabe yeri, sonradan tam bir kitabe yeri mermeri koymuş, restore eden müteahhit. Hayrına koymuş yani adamcağız, bura boş kalmasın, kel kalmasın diye. Bu kel bizim kelimiz değil ki. Siz Anadolu'da niye arıyordunuz diye sormak lazım bunlara. Hani bunun özürü? Şimdi kalkıyorlar, işte Türklerin efendim Ermenilerle olan ilişkilerine bir sürü sözler söyleniyor. E kardeşim, ondan daha yakın aynı tarihlerde işlenmiş olan Ege'deki bu kadar ölen insanlar niye öldü? Bir de onu sorsanız da. Bir de onu söyleseniz de illa ölenlerin Hristiyan mı olması lazım söylemeniz için. Şimdi bu taç kapıyı da gördükten sonra mermerleri falan güzel kilitli bir kemer koymuşlar kilit taşıyla beraber. Mermerde süveleri koymuşlar. Şimdi içeri girelim. Mihrabı ile minberinin fazla bir özelliği yok ama onları da sizlere göstermek istiyorum. Nihayet bir tarihi camidir. Ne kadar değişirse değişsin, bir eskinin Alaca Mustafa Paşa rahmetlinin bir kokusu vardır efendim. Onun için söyleyeceğiz. Şimdi caminin harim kısmındayız. Hemen yanımda minber var. Minber son dönemin eseri. İhtimal ki bunun bir ahşap minberi vardı. Ama dediğim gibi bu işgaller sırasında kimin nereye ne zarar verdiğini bilemiyorsunuz. Önceki örneklerine bakarak, başka ilçelerdeki örneklerine bakarak burayı yaktıklarını giderlerken zannediyorum minber de beraber yanmıştır. Şurada bir mihrabı var. Mihrabı dışa doğru daha çıkık yapılmış, kalın duvarları var. Duvarları bir metreye yakın kalın bu yapının. Efendim buradaki nişleri, efendim çeşitli rozetleri falan, rozetleri daha sonradan yapıldığını görüyorum. Bu da belki bir tatlı kireçten veya alçıdan yapılmış olabilir ama orijinaline yakın bir mihrap, tarihi bir mihrap halinde getirmişler, bunu da koymuşlar. Vaaz kürsüsü mutlaka burada olması lazım idi ama şimdiki görüyorum ki bu kürsü yeni yapılmış bir kürsü. Kubbesi büyükçe bir kubbe. 8 metreye 8 metre bir alana oturuyor harim. Yani 64 metrekare bir alana oturuyor. Tabii o gün için, yapıldığı zaman için bir
küçük sancak mesabesinde olan yerde bu cami herkes de namaz kıldığı için herhalde yetmiyordu ki Murat Han da başka camilerde buraya yaptırmış. Bu bir mahalle camii, mahalle mescidi olabilir. Üst mahfili var. Aşağıda zaten mahfil konacak yer kalmamış. Müezzinlere ayrı bir yer ayırıp da orada dursun. O da uygun da olmuyor zaten. Müezzin orada bekliyor. Cemaat burada namaz kılıyor. Müezzin namazı ne oluyor? Müezzin namazı da buralarda boşluklar varsa boşa gidiyor. Kubbesinin kasnağı başka camilerde olmadığı kadar yüksek. Yani bir metreyi geçmiş, 1,5 metreye yakın bir kasnak yüksekliği var. O da camiye ayrıca bir aydınlık ve ferahlık getirmiş. Şimdi hiç ışıklarını falan yakmadan iç mekanda gün ortasında rahat bir şekilde çekim yaptık. Efendim İpsala'daki Alaca Mustafa Paşa rahmetlinin hayratı olarak yaptırdığı camideki anlatımımızı ve bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.